Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Keyifler nasıl? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız da benim de keyfim gayet yerinde. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ilk canlı yayını yapmış oluruz. Ama bu video ondan sonra yayınlanacak. Sonrasında bir değerlendirme yaparız canlı yayın nasıl geçti vesaire diye. Bir sonraki videonun konusu zaten muhtemelen bu olur. Bu videoda YouTube'la ilgili birkaç videom var benim. O videoda son zamanlarda gelen yorumlar doğrultusunda YouTube'dan para nasıl kazanılıyor? YouTube'dan para kazanmanın koşulları nelerdir ve neler yapmalıyız? Bundan bahsedeceğim bu videoda. Bu kanal benim aslında ilk kanalım değil arkadaşlar. O yüzden uzun zaman önce başka bir kanalım vardı. O da motovlog üzerine değildi. Biraz daha müzik kanalıydı. Müzikle ilgili YouTube'un kesin kuralları var. O yüzden telifle ilgili bazı problemler yaşamış oldum ve para kazanmam iptal olunca aslında o kanalda çok da devam etmek istememiştim. Bu kanalda yaklaşık 2 yıl oldu ve 2290 abone falanız herhalde bu videoda. Güzel gidiyor. YouTube'dan para kazanmak için yapmamız gereken, daha doğrusu sağlamamız gereken 2 kural var. Bu kurallardan ilki 4000 saat izlemeyi geçmek son 12 ay içerisinde ve bu son 12 aylık izlemelerde bunların tamamı yatay videolardan olması gerekiyor. Ve aynı zamanda 1000 abone kuralı var. 1000 aboneyi de geçmemiz gerekiyor. 1000 aboneyi ve 4000 saati doldurduktan sonra bizim kanalımız para kazanma hakkı sahip oluyor artık. Direkt para kazanmıyor ama. Google üzerinden bir hesap açıyorsunuz ve o hesapta sizin yapmanız gereken şeyler var. İlk olarak bir tanımlama yapıyorsunuz ve Google işte para kazanmayı aktif ettikten sonra size, buradan geri döneyim, sahil yoluna çıkmayayım, rahat rahat konuşalım. İlk olarak size para kazanmayı açtıktan sonra bir zarf gönderiyor. O zarfta bir eşleşme kodu oluyor. O kodu girdikten sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Para kazanma süreci o zamana kadar ürettiğiniz videoların bir geliri olmuyor. Para kazanma aktif olduktan sonra kazandığınız paralar birikmeye başlıyor. Para kazanmaya açana kadar bir videonuz 5 milyon izlense dahi onun parasını almıyorsunuz. YouTube'un gelirleri nasıl oluyor? Ondan da bahsedeyim şimdi size. YouTube'da para kazanmanın birkaç yolu var. Biri zaten yatay videolardan gelen reklamlar. İkincisi shorts videoları. Shorts videoları daha çok izlenir ama o kadar çok para vermez. Süper chat, canlı yayınlardan olan gelirler aslında TikTok'taki gibi izleyicilerin, abonelerin hediye gönderdiği bir yöntem var ve son olarak da tabii ki sponsorlu anlaşmalı içerikleriniz var. Bunların hepsinden para kazanabiliyorsunuz. Gelir olarak çok fazla yüksek rakamlar gelmiyor. Ben zaten videonun sonuna doğru aylık ne kadar kazanıyorum ondan bahsederim. Eğer böyle ilgi gelirse de daha detaylı bir şekilde işte hangi video ne kadar para kazandırıyor gibi bir içerik çekeriz. Şimdi bu araba geri gelme potansiyeli yüksek olduğu için çok fazla yanaşmayacağım. Yanından geçeceğim. Aynen şuradan geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu para kazanma yöntemlerinin dışında aslında herhangi bir geliriniz olmuyor. YouTube'da öyle çok yüksek rakamlar, benim gibi bir kanaldıysanız aslında kazanmıyorsunuz. Yine de motivasyonunuzu arttıran şeylerden biri oluyor bence. Şimdi bir diğer problem, kazandığınız parayı nasıl çekiyorsunuz YouTube'da? Şimdi YouTube'da en sonki sisteme göre kazancınızın %15'inin vergi olarak kesilmesi gerekiyor. Onun için de yapmanız gereken çok önemli birkaç kural var. Onlar neler? Size ondan bahsedeyim. İlk olarak zaten ilk başta küçük rakamlar kazanacağınız için bir şirket vesaire kurmanıza gerek yok. Yani SGK'lıysanız geçerli bu, sigortanız varsa. Yapmanız gereken şey YouTube üzerinden, onun detaylı videosunu ben paylaşmıştım. YouTube üzerinden kanalınızı sosyal medya içerik üreticisi olduğunu göstermeniz gerekiyor. Sonra E-Devlet üzerinden de, ben bunu hemen kabaca anlatacağım kısaca. Çünkü detaylı video kanalda var. İnteraktif Vergi Dairesi'nden sosyal medya içerik üreticiliği belgesini almanız gerekiyor. Paranızın yatacağı IBAN, sosyal medya içerik üreticisi IBAN'ın olması gerekiyor. Devlet bankalarından birine gidiyorsunuz. E-Devlet'ten, İnteraktif Vergi Dairesi'nden aldığınız kağıtla birlikte gidiyorsunuz. O kağıtla bankaya diyorsunuz ki ben sosyal medya içerik üreticisiyim, bana bir hesap aç. Onlar da biliyor veya bilmiyor. Muhtemelen bilmiyor. İlk kez duymuş gibi davrandıkları için, hatta öyle olduğu için benim düşüncem. Söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sigortalıyım. Ben sigortalı durumunu söylüyorum sizin için.
diyorsunuz ki ben sigortalıyım, ben içerik üreticiyim, YouTube'dan para kazanmak için IBAN aç. O IBAN'ı açtıktan sonra gidiyorsunuz Google'da, sizin o Google AdSense'de ödemeniz gereken kısma o banka IBAN'ını paylaşıyorsunuz. Ve o IBAN'a yatan gelirleriniz %15 kesintisi alınıp, vergisi alınıp sizin hesabınıza yatıyor. Başka herhangi bir şey yapmanıza da gerek kalmıyor. Peki bu para kazanma işini, atıyorum para kazanmaya başladınız, ne zamandan ne zamana çekiyorsunuz? Bunun için bir alt eşik var. Aylık 200, ya daha doğrusu 200 liralık bir limitiniz var. 200 lirayı doldurduğunuzda ayın 21 ile 26'sı arasında sizin o belirttiğiniz hesaba otomatik olarak biriken para yatmış oluyor. O para da o IBAN'a gelmiş oluyor. Ekstra da bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Para kazanabilmeniz için de işte düzenli içerik üretmek biraz daha önemli burada. Kaldığım yerden devam edeyim. Videolarınızda ne yapmanız gerekiyor? Düzenli içerik üretmeniz şart arkadaşlar. Çünkü YouTube algoritmasında sizi önermesi için... Sohbet ediyor ablam ya. Ne aynaya bakıyorsun, ne bir şey. Devamlı içerik üretirseniz eğer algoritmada sürekli kanalınız izlemelere önerilir ve 1000 görüntüleme başına para kazanabilirsiniz. Reklamlara tıklamaya göre para kazanabilirsiniz. Bu seçenekleri doldurmanız için düzenli içerik üretirseniz YouTube sizi önerir. Siz de para kazanmanızı arttırırsınız. Ya benim son zamana kadar sürekli her ay bir önceki aydan daha yüksek para kazandığım bir dönem vardı. Şu anda bu ay bir tık düştü çünkü ayda haftada 2 video atıyordum, 1 videoya düşürdüm. Ve hani havalarda bozulduğu için artık böyle çok sık video atamam diye düşünüyorum bir yandan da. Yapmanız gereken şeyler bunlar arkadaşlar. YouTube'dan bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Daha detaylı merak ettiğiniz sorular olursa zaten daha detaylı bir video kanalımda var. Ben ne kadar kazanıyorum'a gelirsek eğer. Benim de ortalama aylık şu aralar kazancım 800-850 civarı falan, yani çok bir şey değil. Ama motivasyon da şu oluyor, işte insanlarla tanışıp deneyimler edinmek vesaire gibi durumlar var. İşte YouTube'dan eğitimlere davet edildim, o güzel oldu. Bir yandan da ufak tefek işte gelir oluyor. O da ne oluyor? İşte motorun benzinine gidiyor bir kısmı. İşte ekipman alırken bir kısmı da destek oluyor. Zaten motor sürerken bir yerden bir yere gitmek için değil de daha çok hem video çekmek için, işte hem de bir şeyler üretmek için de sürüyorum, keyif aldığım için. Bu şekilde kazandığım para ve harcadığım emek bu doğrultuda. YouTube için geç kaldım işte diye düşünmeyin. Bir sürü kanal var, bizimkisi izlenmez gibi düşünmeyin. Bu biraz şey gibi, şarkı da çıkarmayalım gibi. Hani bir sürü şarkı var, milyonlarca milyarlarca şarkı vardır herhalde. O zaman şarkı da üretmesin kimse gibi düşünebilirsiniz. Geç kalmış olmuyorsunuz. Zaten YouTube algoritması sürekli güncelleniyor. En son işte Shorts videoları 1 dakikadan 3 dakikaya güncellendi. Artık yani 3 dakikaya kadar short yükleyebiliyorsunuz. 17 Ekim'den itibaren sanırım. Evet, durumlar böyle. Yani yapmak isterseniz siz de, ben de sizi teşvik edeyim. Sürekli siz beni desteklemiş oluyorsunuz aslında. Sizin desteğinizle içerik üretmeye devam ediyorum. Size söyleyeceklerimin hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.